hafta işin uzmanına kulak verin. gcmyatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sunar. Efendim EkoTürk televizyonları ekranlarından bir kez daha hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Ben Erencan Umut ve Para Otoran programı ile karşınızdayız. Yeni bir haftaya giriş yaptık ve Borsa İstanbul'a baktığımız zaman yine %0.55 oranında satış baskısı altında olduğunu görüyoruz efendim. Tabii ki kripto paralarda ciddi bir hareketlilik var. Borsa İstanbul'daki düşüş hareketi devam edecek mi? Yoksa buralarda bir dip yapma çabası mı söz konusu olacak? Değerli ve çok kıymetli konuklarımla bu sorulara cevap arayacağız ama kıymetli konuklarımıza geçmeden önce araştırma uzmanımız Büşra Bingöl'e dönüş yapalım ve kendisini bize anlatacaklarını dinleyelim. Büşra merhabalar, söz sende. Merhaba Erencan Umut, teşekkürler. 21 Ekim Pazartesi. Öncelikle FED eski başkanı Ben Bernanke'nin bir sözü var. Onunla başlayalım dilerseniz ki o da şöyle. Güven bir merkez bankasının en önemli varlıklarındandır. Bu nedenle netlik ve tutarlılık sağlamak esastır demiş. Tabii dünyanın hemen hemen neredeyse bütün güçlü merkez bankacıları merkez bankalarının bir şeyin iletişimini yaparken net ve tutarlı olmaları gerektiğine dikkat çekmiş. Değerli izleyenler, bizler de bu sözü esas alarak cümlemize başlangıç yaparken öncelikle geçtiğimiz hafta Merkez Bankası günü olarak adlandırdığımız süreçte Perşembe günü içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ait kararların beklentiler dahilinde sabit bırakıldığını ki zaten bu ekranlarda konuşmuştuk. Ancak şimdi biraz daha geçmiş dönemlere gittiğimizde ise geçen yılki seçimler öncesinde %8,50 olan politika faizinin seçimlerin ardından hızlı yükselmeye başladı. Ve Haziran 2023'te %15'e, Temmuz'da %17,50'ye çıkan faiz oranı ardındansa Ağustos'ta %25, Eylül'de %30, Ekim'de %35 ve yine baktığımızda Kasım'da %42,50'ye ve Ocak 2024'de geldiğimizde de %45'e kadar yükseldiğini takip ettiğimizi hatırlatalım. Ve en sonunda ise Mart ayında, yılın 3. ayında %50'ye çıkarılan faiz oranında o tarihten bu yana değişmediğini ve 2024 yılı Ekim ayı para politikası kurulu toplantısına da sabit tutulduğunu görmüş olduk. Aslında bu durum yüksek faiz politikasının bizlere devam ettiğini gösterirken konuşma başında söylediğimiz cümleye istinaden benzer bir netliği ve tutarlılığı bir süredir tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın iletişiminde de net bir şekilde görüyoruz. Ancak hemen de bir virgül koymak gerekirse ki şayet son para politikası kurulu açıklaması öncekilerden biraz daha farklıydı. Dediğimiz gibi metinde Eylül ayında enflasyon ana eğiliminin yükseldiğini ancak iç talebin ise yavaşlamaya devam ettiğini ve yine keza hizmet enflasyon tarafındaysa son çeyrekte iyileşme beklenildiğini aktardıktan sonra enflasyondaki iyileşmenin hızına da belirsizlik ise son dönemdeki veri akışıyla artmıştır gibi bir cümle kullanıldı. Ki daha öncesinde de metinlerde benzerine rastlanmayan, pek bulunmayan bu ifade haklı olarak herkesin de ilgisini çekti. Piyasada yine bilhassa gündem üzerinde de pek çok da yorum geldi konuya üzerine. Ancak genel çerçevede okunduğunda henüz enflasyonla mücadelede istenilen hıza ulaşılmadığının ifadesi olarak görülürken bu cümle özellikle de son zamanlardaki gelişmelerle ve yine veri setleriyle de aslında enflasyonun ne zaman nereye ineceğini kestirmekte neredeyse mümkün olmaktan çıktı. Bu yüzden diyebiliriz ki biraz daha süreci ilişkilerlediğimiz bu yol haritasında patikada bu konuda oldukça büyük belirsizlikler mevcut ki şu anda da geçen günde bahsettiğimiz gibi Kasım ayında da ciddi bir faiz indirimi beklenmezken gözler Aralık ile Ocak ayına çevrildi. Tabii bu durumda yabancı kurumların konuya ilişkin yayımlamış olup görüşlerini de yine keza bildirdiği raporlarda da bu ötelenmeyi net bir şekilde görürken genel algıda aslında çizilen yorumlarda yıl sonuna kadar faiz oranlarında önemli bir değişiklik olmayacağı görüşü de yine ortak bir şekilde kümede birleşti. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranının %50 seviyesine sabit tutulmasıyla birlikte bankaların açıkladığı mevduat faiz oranları da dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Ki bu doğrultuda yine baktığımızda 350 bin TL'lik yine bir mevduatın aylık getirisi de önemli oranda yükseldi değerli izleyenler ki karar sonrası 350 bin TL mevduat tutarına sahip vatandaşların elde ettiği aylık kazançta belirgin bir artış yaşandı. Ki bankaların sunduğu faiz oranlarına göre ise 350 bin
bin TL'lik mevduatın aylık getirisi bankaya göre değişmekle birlikte tabii ki %53'e varan faiz oranlarıyla yatırımcısına tatmin edici kazançlar sağlarken faiz oranları enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönemde tasarruf sahiplerinin ilgisini çekmeye devam ederken de aynı hangi bankanın ne kadar faiz sunduğu ve aylık getirileri nasıl şekillendiği de bu noktada yatırımcıların gündeminde oldukça önemli bir yer tutuyor ve bu süreçte bankaların güncel mevduat faiz oranlarını inceleyen yatırımcılar kararlarını bu oranlara istinaden şekillendirirken yılın son çeyreğinde faiz oranlarında olası değişiklikler de yakından takip ediliyor. Peki şimdi gelin arkamda ekranlarımıza yansıyan ve ele almış olduğumuz bankalara dair 350 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi ne olmuş? Birlikte hesapladığımız tablodan bakalım. Alternatif Bank'taki faiz oranının güncel seyirde %54'e varan bir oranı tekabül ettiğini görüyoruz ki yine baktığımızda Merkez Bankası'nın almış olduğu karar sonrasında 350 bin liramızı Alternatif Bank'a yatırdığımızda net getirimiz 15.285 TL'ye yine tekabül ettiğini de söylemiş olalım. Bu noktadaki ana paramıza geri dönüş sağladığımızda ise vade son tutarının 365.285 TL'ye de yine tekabül ettiğini vurgulamış olalım. Hesaplamalarımız doğrultusunda yine en çok faiz oranına sahip olan TEP Bankası'nın da %52'lik bir faiz oranına sahip olduğunu ve 14.719 TL 13 kuruş net getiri anlamında ve vade son tutarı açısından da 364.719 TL'ye yine tekabül ettiğini söylemiş olalım. 300 bin liramız yine TEP Bankası'na yatırıldığında 32 gün sürelik bir süre zarfı sonunda 364.719 TL oluyor değerli izleyenler. Bir sonraki ele almış olduğumuz bankada ise yine %48'lik bir faiz oranıyla ODE Bank güncel seyirde rakamlarını, oranlarını paylaşmış oluyor bizlerle birlikte. O taraftaki net getiride ise 13.586 liraya evrilen paramızda genel kümülatif perspektifte ise ana paramıza istinaden vade son tutarında 363.586 TL'ye yine denk geliyor. Son sırada ise almış olduğumuz bankalar arasındaki son sıralamamızda ise Garanti BBVA Bankası'nın olduğunu görüyoruz. Faiz oranında o perspektifte %47'ye işaret ederken net getirisi yine 32 günlük süreyle 300 bin TL'mize istinaden 13.303 TL 83 kuruşa işaret ediyor ve yine baktığımızda net getiri tarafındaki rakamlardan hemen sonra ise vade sonu tutarı olarak da 363.303 TL olarak hesaplanıyor diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Merkez Bankası kararı sonrası mevduat faizleri adına hazırlamış olduğumuz ve sizlerle paylaştığımız tablomuzda. Evet sevgili Erencan Umut, aslında bugün biraz daha güncel bir konuya değinmiş olduk. Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz kararı sonrasında haliyle mevduat faizlerinde bir yükseliş yaşandığını takip ettik. Bu durumda tabii ki hem yatırımcılar hem de banka kullanıcıları tarafından yatırımlarını şekillendirmesinde oldukça büyük rol oynadı. Ancak bu noktada tabii ki diğer konuları baz almak üzere, başta sen olmak üzere sözü değerli konuklarımıza bırakıyoruz. Efendim araştırma uzmanımız Büşra Büngöl'e değerli katkısı için çok teşekkür ediyor ve zaman kaybetmeden kıymetli konuklarımızla sohbetimize başlıyoruz.
Efendim, Para Tüner programının birinci bölümündeki değerli konu kripto para uzmanı Oytun Es bizlerle beraber olacak. Oytun, merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Ercan, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Oytun, Bitcoin cephesinde bayağı kıymetli, hani kayda değer bir yukarı doğru hareketlenme oldu. Tepki tarzında bir yükseliş hareketi var ama buradaki yükselişin ana dinamiği nedir? Yani Trump artık kazanacak tarzında bir fiyatlama mı söz konusu? Sen nasıl görüyorsun son dönemdeki bu yükseliş hareketini? Evet. Erencan, baktığımız zaman bana göre son dönemdeki yükseliş, son günlerdeki yükseliş oldukça anlamlı ki bugün itibariyle 70 bin doları zorlayan bir fiyatlamaya tanıklık ettik. Yani 69.500 dolara kadar yükselen bir Bitcoin fiyatlaması var. Tabii Trump'ın etkisi burada büyük. Yani 5 Kasım'da ABD'de gerçekleşecek seçimlerde Trump'ın seçimi kazanması durumunda Bitcoin ve kripto paralarla alakalı vaat ettiği vaatler gerçekten çok büyük. Ve eğer Trump bu seçimi kazanırsa Bitcoin ve kripto paralarda çok daha farklı gelişmelere tanıklık edebiliriz. Şu aşamada da Trump'ın kazanma ihtimalinin fiyatlandığını kripto paralar tarafında net bir şekilde görüyoruz. Ama tabii tek sebep bu mu? Şu anda güncel olarak fiyatlamada belki en büyük sebep bu. Ama Bitcoin özelinde baktığımız zaman yükseliş için farklı sebepler de var. Yani sadece Trump etkisi Bitcoin tarafında yükseliş için bana göre tek sebep değil. Onun haricinde ABD tarafında artık düşmeye başlayan faizlerin etkisiyle beraber önümüzdeki süreçte gerçekleşecek parasal genişlemenin nasıl diğer taraflara fiyatlamasını görüyorsak kripto para tarafında da net bir şekilde fiyatlamasını görüyoruz. Bir de şunu söylemek lazım, yani kripto paralar belli döngüler içerisinde hareket ediyor. Sen de bunu net bir şekilde biliyorsun. Uzun zamandır Bitcoin tarafında akümüle olan bir fiyatlamaya şahitlik ediyorduk. Hatta bir düşüş trendine şahitlik ediyorduk. 74 bin dolarda yeni all time high'a gittikten sonra yavaş yavaş bunun kırılması gerekiyordu ki ben bu düşüş trendi içerisinde de hep aynısını söylüyordum. Bitcoin bana göre boğa piyasasında, bu boğa piyasasının içerisinde minör bir düşen trendi yaşıyoruz diye. Şu anda da Bitcoin tarafında all time high'a, yeni all time high'a, tüm zamanların zirvesine çok yakın bir pozisyonda fiyatlama devam ediyor. Peki başka sebepleri de var dedin ya Oytun, orayı da biraz açar mısın? Şimdi şunu söylemek lazım, yani Bitcoin tarafında geçtiğimiz ayı piyasasına giriş motivasyonlarımızdan bir tanesi neydi? ABD tarafında yükselmeye başlayan faizler ve bunun Bitcoin tarafında ve dolayısıyla altcoin'ler tarafında net bir şekilde fiyatlamaya etkisini gördük. 15 bin dolarlara kadar gerileyen bir Bitcoin fiyatlaması gördük. Şimdi gerek ABD tarafında gerek Çin tarafında parasal genişlemenin başlamasıyla beraber buradaki parasal genişlemenin sonuçlarından bir tanesi olarak kripto paralara da bir para girişinin olması oldukça muhtemel. Bunun beklentisi zaten hali hazırda satın alınıyor. Tabii burada ETF etkisinden de bahsetmek lazım. Yani Bitcoin ve Ethereum'da, daha doğrusu öncelikle Bitcoin'de ETF'lerin kabul edilmesiyle beraber ABD tarafında Bitcoin fiyatlamasında bazı temel değişiklikler yaşanmaya başlandı. Nedir o? Normalde biz boğa piyasası içerisinde Bitcoin'deki geri çekilmelerin çok daha sert olduğunu biliyoruz. Yani neyi söylemeye çalışıyorum? Bir önceki zirvesinde Bitcoin 65 bin dolara yükseldiği zaman arkasından 28 bin dolarlara geri çekildiğini biliyoruz. Fakat bu boğa rallisi içerisinde geri çekilmelerin bu kadar sert olmamasının sebebi aslında teknik olarak baktığımızda Bitcoin geri çekilirken ETF'ler tarafından hep beslendiğini gördük. Yani ETF'lere para girişi olduğunu gördük. Şimdi bu çok önemli bir hikaye. Çünkü Bitcoin'in fiyatlama grafiğini, fiyatlama motivasyonlarını temelden değiştiren bir hikaye. Ve hep beraber bence göreceğiz bundan sonraki süreçte de ETF'ler Bitcoin tarafında 6 haneli rakamlara koşarken hep etkileyen faktör olarak ön plana çıkacak. Bana göre hem parasal genişlemenin önümüzdeki süreçte başlayacak olmasının satın alınması Bitcoin ve altcoin'lerde, hem de ETF motivasyonu Trump faktörünün yanında kripto paraları yukarı taşıyan en önemli iki faktör. Peki diyelim ki Trump kazandı. Şu anda sanki bas senaryo bu gibi duruyor Oytun. Trump'ın kazandığı bir atmosferde kripto para evrenini neler bekliyor? Çünkü Trump bir Bitcoin boğası diye nitelendirilirken son yapmış olduğu açıklamalar hala hafızalarda. Değil Bitcoin boğası, Bitcoin balinası olduğunu bize net bir şekilde göstermişti. Dolayısıyla Trump'ın Amerikan başkanlığını yeniden kazandığı bir atmosferde kripto paralarda nasıl bir görüntü oluşacak? Erancan, öncelikle şunu söyleyeyim. Trump kazansa da kaybetse de bana göre Bitcoin ve altcoin'lerde biz bu boğa rallisini yaşamaya devam edeceğiz. Ha peki Trump'ın kazanması
Bitcoin ve altcoin'lerde nasıl bir etki doğurur? Bana göre çarpan faktörü olarak devreye girer. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Benim şahsi fikrim şuydu. Seninle yaptığımız yayınlarda hep defalarca dile getirdim. Önümüzdeki bu aralığında benim Bitcoin tarafındaki beklentim 120 bin dolarla 140 bin dolar arası fiyatlanan bir Bitcoin fiyatıydı. Fakat eğer Trump seçilirse 5 Kasım'da o zaman bu fiyat analizini belki revize etmemiz gerekecek. Çünkü o zaman Trump faktörü tamamıyla devreye girmiş olacak. Çünkü Trump'ın verdiği sözler çok büyük kripto para ekosistemine ve ilk defa böyle bir şeye tanıklık ediyoruz. Bir devlet başkanının ki dünyada finansal anlamda en güçlü devletin, devlet başkanının, devlet başkan adayının diyelim. Kripto paralarla alakalı, Bitcoin'le alakalı. Bitcoin'lerinizi satmayın. Bitcoin bundan sonra aya gidecek. İşte kripto paralar ABD'nin en önemli silahlarından birisi olacak. ABD'yi Bitcoin ve kripto paraların merkezi haline getireceğim tarzında gerçekten çok iddialı cümlelerle ortaya çıkmış durumda. Tabii bunların ne kadarını gerçekleştirir, ne kadarını gerçekleştiremez onu zaman gösterecek seçildikten sonra. Fakat seçildikten sonra bu söylemlerin beklentisi bile Bitcoin ve kripto paralarda bu buharaldisi içerisinde beklentilerin çok ve çok ötesinde bir fiyatlamaya şahit olmamızı sağlayacak diye düşünüyorum açıkçası. Peki Bitcoin ETF'lerinin nasıl etkilenmesini düşünürsün? Orayla ciddi bir kurumsal giriş söz konusu olur mu? Çünkü son dönemde ETF'lerden çıkış epey bir fazla konuşuldu. Kesinlikle öyle. Yani şöyle düşünmek lazım. Trump'ın seçilmesi durumunda tabii hem borsalar tarafında hacmin artmasıyla beraber burada ABD tarafındaki ETF'lerin özellikle Bitcoin ETF'lerinin artı yönde etkilenmesi kaçınılmaz bir gerçek olacak. Çünkü Trump'ın bu söylemleri kripto paralarla alakalı vaat ettiği şeyler ciddi anlamda kripto para yatırımcıların iştahını kabartmış durumda. Trump seçildiği zaman ondan sonraki süreçte neler yaşanacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Yani Trump seçimden evvel bunları söylerken seçimden sonra tam tersi bir pozisyon alıp tersi şeyler söylemesi pek akılcı bir yaklaşım olmaz. Seçildikten sonra da bu tarz söylemlerine devam edecektir. Onun bu tarz söylemleri kripto paralarla alakalı ABD'de yeni açılımların yapılmasının ön ayağını oluşturacaktır. Önemli mevkilere ona göre isimler getirilecektir ki kripto para ekosisteminin pek de haz etmedi, hatta hiç haz etmedi. Gary Gensler'la alakalı Trump'ın söylemleri çok açık ve netti ki bunu Bitcoin konferansında kendisi açıkladı. Bunun da ayrı bir anlamı var. Yani ben seçildiğim zaman sizin sevmediğiniz Gary Gensler'ı ilk iş olarak Gary Gensler'ı kovacağım diye çok net bir açıklaması var. Ve oraya da çok büyük ihtimalle kripto paralarla barışık bir ismi getirecek ve o saatten sonra ABD tarafında regülasyonlar anlamında hep kripto paraların lehine adımların atıldığını net bir şekilde göreceğiz. Tabii ki ister istemez de şu aşamada bunun beklentisi hali hazırda satın alınıyor. Bana göre az bile satın alınıyor. Yani şundan bir 2-3 sene evvel bırakın ABD başkanının kripto paralarla alakalı aya gidecek sakın satmayın gibi söylemlerini. Kripto paralar yasal mı değil mi acaba işte ABD tarafından yasaklanabilir mi hikayesini konuştuğumuz bir ortamda olayın buraya evrilmesi zaten başlı başına bana göre çok büyük bir hikaye. Bana göre az bile satın alınıyor. Peki Donald Trump'ın seçimi kazandığı bir atmosferde yeni ETF'lere de hazır olmak gerekiyor mu? Bence kesinlikle öyle ama orada şunu söyleyeyim yani bütün altcoin'lerin topluca böyle ETF'lerin kabul edilmesi gibi bir hikaye değil ama bundan sonraki süreçte önde gelen altcoin'lerin de Trump'ın seçilmesi durumda ETF'lerin kabulü çok daha kolay bir hal alacaktır. Önemli de bir hikaye olacaktır çünkü ETF'ler yoluyla kripto paralara ne kadar para girdiğinin denemesini biz Bitcoin üzerinden yaptık. Tabii altcoin'lerin de bu işin içerisine dahil edilmesi, Ethereum zaten dahil olmuştu. Onun üzerinden bazı altcoin'lerin daha bu sürece dahil edilmesi, özellikle fonlar üzerinden oluşturulacak ETF'lerde oldukça büyük anlam taşıyor. Çünkü biliyorsun fonlar üzerinde bu işlemler yapıldığı zaman o altcoin'ler topluca otomatikman dahil edilmiş oluyor ve tahtadan ciddi anlamda bir arz oluşmuş oluyor altcoin'lere karşı. Bana göre Trump seçildiği zaman yeni altcoin ETF'lerinde hazır olmamız gerekiyor. Peki diğer taraftan sana şunu da sormak istiyorum. Biz şu anda Amerikan siyasetini tabii ki konuşuyoruz Bitcoin üzerinde ama Fed'e ilişkin beklentileri de senden dinlemek isterim. Çünkü totalde 50 bas puanlık bir faiz indirim beklentisi yine söz konusu. Kasım'da 25, Aralık'ta 25 gibi. Bu senaryo şu anda piyasanın bas senaryosu. Gelen ekonomik verilerde bu bas senaryoyu destekleyen şekilde. Dolayısıyla buradan da bir güç alan bir Bitcoin ya da kripto para evreni olduğunu düşünüyor musun? Ve
Bu senaryonun değişme ihtimali var mı? Yani Fed'in totalde 50 bas puanlık faiz indirim senaryosunun değişme ihtimali var mı? Erencan, öncelikle ilk sorunun yanıtı kesinlikle Bitcoin bunlardan etkileniyor. Saydığım sebepler arasında Fed hikayesini de saymıştım ve bu çok önemli bir hikaye. Yani Fed'in faiz indirimine gitmesi gerçekten kripto paraları oldukça olumlu anlamda besliyor ki son süreçte baktığımız zaman ABD borsalarıyla çok paralel eden bir Bitcoin ve altcoin fiyatlamasına şahitlik ediyoruz. Bana göre yani her ne kadar son enflasyon verisinde belki beklentilerin bir tık üstünde gelmiş olsa da belki bir tık çatlak sesler orada yükselmeye başladı. İşte 50 bas puan bundan sonraki süreçte fazla olabilir mi, orada bir revizeye gidilmesi gerekiyor mu tarzında falan, ama benim şahsi beklentim orada herhangi bir revizeye gidilmeyecek. Çünkü bana göre Fed'in en güzel yaptığı şeylerden bir tanesi beklentiyi doğru bir şekilde yönetmek. Buradaki bu beklentiyi oluşturmuş durumdalar. Yani bundan sonraki süreçte yıl sonuna kadar 50 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisi var. Zaten senin de söylediğin gibi piyasaların fiyatlaması da buna göre yapılmış durumda. Ben açıkçası orada herhangi bir sürpriz beklemiyorum. Fed tarafında 50 bas puanlık faiz indirimini yıl sonuna kadar göreceğimiz düşüncesindeyim. Peki Oytun, Bitcoin'i konuşuyoruz, Ethereum'i konuşuyoruz ama altcoin cephesinde nasıl bir fiyatlama sence bizi bekliyor olabilir? Çünkü evet, Bitcoin çok göz önünde ki haliyle. Ethereum özellikle de ETF'in onaylanmasından sonra çok daha fazla konuşuldu ama malum çoğu kişinin elinde Ethereum ve Bitcoin'den ziyade altcoin'ler var. O bakımdan dolayı şimdi Bitcoin'in yükselmesi demek illa altcoin'lerde de bir yükseliş hareketi başlıyor anlamına gelmiyor. Orada dominasyon devreye giriyor, beklentiler devreye giriyor. Hem Bitcoin dominasyonunun son durumu ve geleceğe ilişkin beklentin, hem de altcoin rallisine yönelik beklentilerini merak ediyorum. Evet, sen güzel bir şey söyledin. Bitcoin'in yükselmesi altcoin'lerin başlı başına yükseleceği anlamına gelmiyor ki. Bunu daha evvelinde yaşadık yani. Bitcoin aslında bundan evvelki süreçte 74 bin dolara giderken, yeni all time high'a giderken altcoin yatırımcısının yüzünde çok fazla güldürmedi. Yani güldürmedi diyemem ama beklentilerin altında kaldı. En azından bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Baktığımız zaman geçtiğimiz gün itibariyle %59'lara gelen ki tüm zamanların değil tabii ki, son zamanların en yüksek seviyelerinden bir tanesi bu. Bitcoin dominansı görüyoruz. Şimdi benim şahsi fikrim bunun 60'ların üzerine çıkması oldukça muhtemel. Yani aslında şu demek, yani Bitcoin dominansı yükseliyorsa altcoin'ler bir miktar eziliyor anlamına gelir. Dolar paritesinde değil ama Bitcoin paritesinde eziliyorlar anlamına gelir ve şu anda yaşadığımız tam olarak bu. Yani ara ara evet Bitcoin bazen müsaade ediyor, altcoin'ler yukarı yönlü atakları yapıyorlar ama tabii Erencan, burada ne beklediğinize de birazcık bağlı. Yani şu anda altcoin yatırımcısının eğer beklentisi işte 2017 rallisindeki gibi, 2020-2021 rallisindeki gibi çok sert, özellikle böyle 2017 rallisindeki gibi sabah erken kalkan all time high'a gittiği altcoin'lerse şu aşamada o zor. Ama ben bundan sonraki süreçte bir altcoin rallisinin yaşanacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş altcoin'lerde de kıpırdanmalar var. Fakat onun için bir Bitcoin'in yukarı seviyelerde, yeni all time high'lara geldikten sonra stabil bir forma kavuştuğunu görmemiz lazım. Yani Bitcoin bu kadar hareketliyken altcoin'lerde o denli sert hareketler açıkçası beklememek lazım. Bundan evvelki rallilerde de böyle olmuştur. Ama şunu da söylemek lazım tabii. Özellikle bu son rallide biraz ETF'ler üzerinden konuştuğumuz için hikaye genelde Bitcoin etrafında şekilleniyor. Orada biraz Ethereum'a dikkat etmek lazım. Yani çünkü altcoin'ler eğer bir rally yaşayacaksa, ki bence yaşayacak, burada Ethereum'un faktörü çok büyük ki Ethereum şu anda Bitcoin paritesinde grafiğini açıp baktığınız zaman biraz diplerde olduğunu görüyoruz. Şu an bir geri dönüş hareketi yapmaya çalışıyor. Ethereum Bitcoin karşısında ne zaman ciddi anlamda değer kazanmaya başlarsa bana göre yavaş yavaş altcoin'lerde de esas hikayeyi orada göreceğiz. Ama dediğim gibi aslında bu söylediğim altcoin'ler eziliyor hikayesi Bitcoin paritesinde olan bir şey. Bitcoin yükselirken zaten dolar bazında altcoin'ler genelde ufak da olsa yükselişlerini devam ediyorlar. Şimdi dünyada daha öncesinde işte Bitcoin olsun ya da kripto paraları ilişkin çok fazla ve ön yargı, hatta hani siyasi cepheden nefret dolu söylemler olduğunu bile gördük. Yani gerçekten ciddi anlamda dışlanan ve finans sektörünün, finansal piyasaların üvey evladı olarak muamele yapılan bir kripto para piyasası evreni vardı. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada sadece Trump değil, mesela Japonya'da başka bir parti lideri Bitcoin ve kripto paralara ilişkin pozitif açıklamalar yapıyor. BRICS tarafında, yine Rusya'nın başını çektiği BRICS tarafında da yine kripto para madenciliğine ilişkin yatırımların yapılması gündemde. Gerçek manada hani Bitcoin'in ortaya çıkış amacının yavaş yavaş, adım adım, evet çok uzun vadeli bir proje
Ama uzun vadeli de olsa gerçekleşebileceğini düşünüyor musun? Yani dünyada artık para birimi olarak dijital para kullanılacak Bitcoin ya da farklı bir kripto para noktası. Oraya doğru mu gidiyoruz yoksa buraya konuşmak için çok mu erken? Çok genel bir soru sormak istedim sana çünkü önemli bir konu. Evet, çok güzel bir soru aslında. Çok da tartışmalı bir soru, çok ihtilaflı bir soru. Çünkü bu sorunun çok farklı aşamaları var. Yani şöyle, sorunun ilk kısmından başlayayım. Ok yaydan çıktı. Yani şu anda işte 3-4 sene evvel, 5 sene evvel, 6 sene evvel devletlerin kripto paralarla alakalı yaklaşımının tam tersi bir tarafa savrulmuş durumdayız ki bana göre bu kaçınılmazdı. Çünkü kripto paraların ruhu ve felsefesi gereği zaten yasaklayamadığınız için yasaklayamadığınız bir şeyle alakalı kalkıp bu şekilde adımlar atıyor olmak bana çok akılcı gelmiyordu. Şu anda devletlerin geldiği nokta doğru. Yani nedir o nokta? Regülasyonları doğru bir şekilde çizmek, buradaki yatırımcıların mağduriyetini engellemek ve kripto paraları bir şekilde kontrol altına almak. Yani yatırımcıların mağduriyetini engellemek açısından olan kısmını söylüyorum, kontrol altına almak derken. Şimdi ikinci kısım, Bitcoin gerçekten yaratılış felsefesine, kendi Satoshi Nakamoto diyelim, Satoshi Nakamoto'nun icat ettiği bir şey biliyorsunuz. Yaratılış felsefesine uygun olarak mı şu anda kendisini konumluyor? Burası biraz ihtilaflı bir konu. Yani şundan dolayı ihtilaflı bir konu. Bitcoin hikayesinin ortaya çıkış amacı aslında merkez bankalarına bir tepkiydi. Ve bakıldığı zaman fiyat para birimlerine bir tepki olarak ortaya çıkmış 2008 krizinden sonra bir hikayeden bahsediyoruz. Ve finansal mahremiyeti ön plana çıkartarak ortaya çıkmış bir hikayeden bahsediyoruz. Şimdi gelinen durum itibariyle kullanıcıların hemen hemen hepsi, yatırımcıların hemen hemen hepsi kendi kimliklerini böyle fotoğrafla beraber borsalara gönderildiği an zaten kripto paraların biraz ortaya çıkış felsefesinin dışına çıkmış oluruz. Bir de son olarak şunu söylemek lazım. Devletlerin bu işin içerisinde bu kadar müdahil olmasıyla beraber regülasyon sınırlarının çizilmesi ki bana göre çizilmesi gerekiyordu yani kullanıcıların mağduriyetini engellemesi açısından. İster istemez buradaki tartışmalar tabii daha da ihtilaflı bir hale geliyor. O yüzden çok yönlü bakılacak, çok ihtilaflı bir soru. Evet efendim, kripto para uzmanı Oytun Es'e değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ediyor ve kısa bir reklam arasında geçiş yapıyoruz. Bizden ayrılmayın. GCMYatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam edecek. GCMYatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam ediyor. Efendim çok kısa bir reklam arasından sonra Paratoner programı kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde stratejist Çağlar Toros bizlerle beraber olacak. Çağlar, merhabalar, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Çağlar, yeni haftaya giriş yaptık ama Borsa İstanbul cuma günkü düşüş hareketini devam ettiriyor. An itibariyle tam olarak 8749 seviyesinden geçen işlemler var. Alt endekslere baktığım zaman genelinde bir gevşeme olduğunu, madencilikte, taş, toprak ve ulaştırma özellikle pozitif olduğunu görmekteyiz. Yani ulaştırmada yardım etmese belki de Borsa İstanbul cephesinde daha net bir düşüş hareketi olabilirmiş. Haftaya açılış eksi, buradaki satış baskısı devam eder mi? Bunun sebeplerini nasıl görmek lazım, nasıl tartışmak lazım, nasıl yorum yaparsın? 22 Temmuz'dan bu yana Borsa İstanbul BIST endeksi bir düşüş trendi içerisinde yer alıyor. Ve bu düşüş trendini artık teyit ettik diyebilirim. Yani nasıl teyit ettik? 60 ve 200 günlük hareketli ortalamanın altında günlerdir kalıyor olması Borsa İstanbul taraftaki bu teyidin olmasına sebebiyet verdi diyebilirim. Şimdi bu düşüş trendi sarmalından çıkabilmemiz için yani bunun bence anahtar yolu ilk olarak 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkmak. Yani bu da yaklaşık 9350'li seviyelere tekabül ediyor. Eğer bu seviyeleri aşarsak belki kısa vadeli bir yukarı yönlü hareketler görebiliriz diye düşünüyorum. Fakat bunun da çok fazla yeterli olabileceği kanaatinde değilim. Yani 5 Ağustos tarihinde Borsa İstanbul tarafında global taraftaki resesyon endişelerinden kaynaklı olarak 10.200 seviyesi ile 10.400 seviyesi arasında bir gap oluştu. Bu gap kapanmadan da sağlıklı yukarı yönlü hareketlerden çok fazla söz edebileceğimizi düşünmüyorum.
Bu kapsamda da 10.200 seviyesine kadar gelebilecek tüm alımların açıkçası tepki alımları olabileceği kanaatindeyim. Şimdi Borsa İstanbul tarafında geçtiğimiz hafta da volatilitesi yüksek bir haftayı aslında geride bırakmıştık. Yani %0.9'luk aşağı yönlü bir seyir vardı. En çok düşen sektör grupları sigortacılık ve bankacılık tarafıydı. Pazartesi gününü hatırlayalım. Geri çekilen bir Borsa İstanbul BIST endeksi salı, çarşamba ve perşembe günleri tepki alımları. Daha sonrasında cuma günü ise yabancı kurumlardan gelen bankalara ilişkin çeyrek beklentilerinin baskılanabileceğine dair beklenti raporlar Borsa İstanbul tarafındaki satış baskısını da tetikledi bankacılık tarafıyla. Şimdi bilanço dönemini de aslında göz önüne alacak olursak 3. çeyrek bilançolarının 2. çeyrekten çok da farklı olabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Tüm bunlar toplandığı zaman zaten Borsa İstanbul tarafındaki satış baskısı biraz da artarak devam ediyor. Likiditesiz bir piyasadayız. Likiditesiz bir piyasada olası en ufak bir olumsuz haber akışı bile çok fazla ekstrem derecede eksi olarak fiyatlanıyor. Yani kırılgan bir yapıya sahibiz diyebilirim. Senin de belirttiğin gibi bugün yani ulaştırma tarafı olmasa belki bambaşka seviyelerden aslında konuşuyorduk ama 3. çeyrekte hani ön plana çıkması beklenen sektör gruplarının başında belki de ulaştırmanın geliyor olması geçtiğimiz haftaya başlayan bilanço dönemiyle birlikte bu hafta daha da artarak devam edebilecek finansallar eşliğinde ulaştırma tarafının bence ön plana çıkmasına sebebiyet verdi. Bankacılık tarafındaki beklentilerin bir miktar daha hem biraz önce de söylediğim gibi çeyreklik bazda baskılı gelebileceğine dair beklentilerin açıklanması, diğer taraftan 2025 ve 2026 yılları için karlılıklar tarafının aşağı yönlü bir tur daha revize edilmesi Borsa İstanbul tarafındaki satış baskısının bence son zamanlardaki en önemli unsuruydu. Dün Cuma günü Viyop akşam seansı normal seans kapanışının biraz daha yatay seyrinde günü tamamlamıştı. Sabah saatlerinde Amerika tarafındaki vadelilerdeki hafif yukarı yönlü seyir, Asya piyasalarındaki hafif yeşil tondaki piyasalar eşliğinde güne yatay başlayan Borsa İstanbul BIST endeksi yön arayışına gün içerisinde de devam ediyor. En azından bugünkü satış baskısını açıkçası biraz da bilanço fiyatı, bilanço beklentilerinin fiyatlamalar arasına girdiği ya da giriyor olması kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yukarı yönlü hareketlerde dediğim gibi 9450'yi yakından takip edeceğim. Aşağı yönde ise 8500 seviyesi oldukça kritik bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Risksiz getirilerinde enflasyon karşısında kısmen de olsa yeterli kaldığı bir ortamda da riskli varlıklardan çıkışlar hızlanıyor. Zaten haftalık bazda MKK tarafından açıklanan verilere bakıldığı zaman da yatırımcı sayısında gözle görülür bir düşüş var. Özellikle yerli yatırımcı tarafından. Peki son dönemde özellikle de cuma gününden itibaren Merkez Bankası kararının hemen görülmesinin ardından ki toplantı karar metninde önemli ifadeler de var. Enflasyona ilişkin daha negatif bir hikaye çizen bir Merkez Bankası da vardı. Ve özellikle yabancı yatırım bankalarının ve yabancı aracı kurumlarının Türkiye bankacılık sektörüne ilişkin birazcık daha negatif yorumlar yaptığını ve negatif temalı raporlar yazdığını da gördük. Bunu neye bağlıyorsun? Yani açıkçası bence o tarafta da enflasyonda sapmalar olmuş beklentiler doğrultusunda. Çünkü 2024 yılının başında makroekonomik verilerin, daha doğrusu rasyonelite çerçevesi içerisinde atılan adımların rakamlara sirayet etmesi yabancı yatırımcı ilgisini oldukça fazla çekmişti. Ve yapılan açıklamalarla birlikte yabancı kurumlar ve yabancı yatırımcılar da Türkiye bankacılık sektörüyle alakalı olumlu raporlar yazmıştı. Şimdi Borsa İstanbul tarafının 11.500 seviyelere kadar çıktığı süreç içerisinde bankacılık ve holdingler aslında başı çekmişti. Çünkü bankacılık tarafındaki karlılıkların 3. ve 4. çeyrekte daha da iyi düzelebileceği, diğer taraftan da 2025 ve 2026 yılında karlılıklar adına yukarı yönlü hareketlerin daha da hızlı olabileceğine dair beklentiler vardı. Fakat bence ekonomik durağanlık tarafında da beklentiler sapmış olabilir. Çünkü beklenenden daha hızlı bir ekonomide durağanlık var. Zaten bunu sıkı para politikasının etkileri evet ekonomilerde bir durağanlığı zaten gösterir. Bu olması gereken de bir durumdur. Ama enflasyon tahminlerinin bence beklentilerin de üstünde gelmesi buradaki sapmanın en önemli sebebiyeti. Şimdi ekonomik daralma dedik. Ekonomik daralmada özellikle bizim PMI verilerinin hala eşik değerin altında olması, talep tarafındaki aşağı yönlü seyir, üretim tarafındaki aşağı yönlü seyir ve siparişlerin azalması PMI tarafının zaten nedenli geri çekildiğine ilişkin bize sinyalleri vermiş durumda. Tüm bu şartlar altında ekonomilerde daha hızlı bir durağanlık otomatikman bankacılık sektörünü tetikler. Şimdi global tarafı geçtiğimiz sene hatırlayalım.
hızlı bir sıkı para politikası ve sıkı para politikasından ötürü bankacılık tarafında belki de geçtiğimiz sene fragmanını yaşadığımız bir global taraftaki bankacılık krizi vardı. Ama biz Türkiye olarak özellikle bankacılık tarafında riski çok çok daha iyi yönetebiliyor olmamız bankacılık tarafının biraz da savunma mekanizmasını arttırdı. O yüzden ekonomi tarafındaki bir durağanlık çok fazla karlılık rakamlarına yansımadı ama hem enflasyon verilerinin yukarı yönlü gitmesi, beklentilerden yukarı yönlü gitmesi, diğer taraftan kredi mevduat spreadlerinde bir miktar daha bozulabilme olacağına dair beklenti ve en önemlisi sıkı para politikası emarelerinden kaynaklı bankaların fonlama maliyetleri tarafındaki bir artış, bankacılık tarafındaki beklentilerin aşağı yönlü gelmesine bence sebebiyet verdi. Çünkü sene başında yazılan raporlarda yılın son çeyreğinde bir faiz indirimi bekleniyordu. Ama Eylül ayı enflasyon verisinden sonra bu durumun bence tamamen rafa kaldırılması, tabiri caizse kartların yeniden dağıtılmasına sebebiyet verdi. Ve bir miktar da olsa beklentiler tarafındaki aşağı yönlü revizeye şahit olduk diyebilirim. Peki 3. çeyrek bilanço dönemi başladı. 2. çeyrek malum. Özellikle de enflasyon muhasebesi sebebiyle de epey bir hisse. Beklentilerin ya altında kaldı beklentilerin ya da zarar açıkladılar kar açıklamaları gerekirken. 3. çeyrekte nasıl bir görüntü söz konusu olur bilanço döneminde ve özellikle de enflasyon bilançosunda bir revizyona gidileceğine ilişkin beklentiler de çok fazla var. Çünkü siyasi cepheden de bu konuda açıklamaların geldiğinde görmüştük. Buranın nasıl revizyonlara gidilebilir? Yani bu sene itibariyle çok gidilebileceğini düşünmüyorum. Yani bu sefer iş bence karmakarışık bir hale gelebilir. Sonuçta analiz ettiğiniz zaman elma ile elmayı armutlu armutlu analiz etmeniz gerekiyor. O yüzden bir çeyrek enflasyon muhasebeli, bir çeyrek enflasyon muhasebesiz bence kafaları tamamen karıştırır. Bu belki 2025 yılı içerisinde atılacak adımlarla birlikte olabilir diye düşünüyorum. Evet, 15 Ekim tarihinde Aselsan finansallarıyla başlayan bir 3. çeyrek bilanço dönemine merhaba demiş olduk ama hoş geldin dedik bilanço dönemine, merhaba dedik. Yani en kısa sürede de güle güle demeyi ben temenni ediyorum. Çünkü 3. çeyrek finansalları 2. çeyreklerden çok da farklı olmayacak gibi duruyor bazı sektör grupları haricinde. Şimdi böyle bir durumda da açıkçası zaten 2. çeyrekte geri çekilen bir Borsa İstanbul BIST endeksi acaba 3. çeyrekte de geri çekilir mi? Bu soru daha da fazla gündeme gelebilir. Sonuçta bilanço dönemleri beklentilerin alındığı, gerçekleşmelerin satıldığı dönemlerdir. Ama enflasyon muhasebesinde o kadar kafalar karıştı ki yani parantez içinde söyleyeyim. Borçlu şirketlerin kar açıkladığı, öz kaynağı yüksek şirketlerin baskılı finansallar açıkladığı ya da duran varlıklara öz kaynaklarının üstünde olan şirketlerin ya da kredilerle birlikte biraz daha borcunu finanse edebilen, borçlarını aktifleriyle finanse edebilen şirketlerin artı yazdığı bir süreç içerisinde çok da fazla aslında tahminler tutmuyor diyebilirim. Bir de şöyle de bir şey var. Sektör grupları da kendi içerisinde enflasyon muhasebeli muhasebesiz diye ayrılıyor. Eğer döviz bazlı bilanço tutuyorsanız enflasyon muhasebesinden muafsınız. Ama TL bazlı tutuyorsanız ister istemez parasal kayıp kazanç pozisyonlarınız burada bilançonuz içerisine giriyor. O yüzden rasyolar tarafında da fazlasıyla sapma oluyor ve çarpan analizini yapmanın çok da zorlaştığı bir süreç içerisinde olduğumuzu açıkçası söyleyebilirim. Şimdi bilanço döneminden ne bekliyorum? Böyle ekstrem derecede iyi bilançolar açıkçası beklemiyorum. İkinci çeyreğe paralel olacaktır diye düşünüyorum. Ama bilanço dönemindeki bence benim adıma olumlu yöndeki seyir hızlı hızlı bitecek olması. Enflasyon muhasebesi kaynaklı olarak birinci ve ikinci çeyrekte uzayan süreler üçüncü çeyrek finansallarında uzamadı. Konsolide olmayan finansallar 30 Ekim tarihinde son bilançolarını yollayacaklar. Konsolide olan finansallar ve bankacılık finansalları da 11 Kasım'a kadar finansallarını yollamak zorundalar. Zaten bankacılık tarafı hemen hemen önümüzdeki hafta ve bu hafta ve önümüzdeki hafta bitecek gibi duruyor. Daha sonrasında sanayi sektörüne odaklanmış olacağız ama iyi bir bilanço dönemi geçirebileceğimizi çok fazla zannetmiyorum. Peki diğer taraftan mevcut durumda bir yukarı doğru fiyatlamanın bu yıl itibariyle görülme ihtimali kuvvetli görür müsün? Yani sene sonunda İşte 13, 14, 15 bin endeks değerleri çok fazla dile getiriliyordu. Aslına bakarsan bu da oldukça normal çünkü 11.200'lere ulaşmış bir Borsa İstanbul yani BIST 100 endeksinden bahsediyorduk. Sen daha öncesinde illaki aklında bir yıl sonuna ilişkin bir endeks tahminin vardı. Bunu aşağı doğru revize etme gerekliliğini hissettin mi? Evet, ister istemez ediyorsunuz. Yani bu ekranlarda da söylemiştim. Yaklaşık bundan işte bir 6 ay önce yıl sonundaki beklentim 380 ile 420 dolar arasındaydı. Bu da yaklaşık 13.500-14.000'li seviyelere
gibi bir seviyeye tekabül ediyordu. Ama yani 5 Ağustos tarihinde resesyon endişeleriyle başlayan, daha sonra jeopolitik gerginliklerle devam eden ve beklentilerden daha hızlı daralan bir Türkiye ekonomisi kapsamında çok hızlı geri çekilen bir Borsa İstanbul BIST yüz endeksi tarafıyla karşı karşıya kaldık. Benim de beklentim son çeyrekte bir faiz indirimi olabileceği, faiz indirim döngüsüyle birlikte yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarında Türkiye'nin notunu yukarı yönlü revize etme beklentisi Borsa İstanbul tarafına yıl sonuna doğru daha da hızlı bir katalizör etki yaratabileceğine dairdi. Ama evdeki hesap çerçeveye uymadı desem bence yanlış olmayacaktır. Ama yukarı yönlü bir hareketi ben yine bekliyorum. Sonuçta belki faiz indirimi 2024 yılı içerisinde rafa kaldırıldı. Çünkü enflasyon beklentileri daha hızlı yukarı yönlü gitti. Ama yukarı yönlü giden bir enflasyon ve yukarı yönlü giden bir faiz, yani sıkı para politikasının etkileri en azından bir süre içerisinde aynı anda işlemeyecektir diye düşünüyorum. Yani hem ekonomi tarafında bir büyüme, hem enflasyon tarafının hızlı geri çekilmesi, hem de sıkı para politikasının devamı, yani bu üçü aynı anda işlemeyecek gibi duruyor. 2025 yılı içerisinde olası bir faiz indirim döngüsünün 2024 yıl sonuna doğru en azından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından da kısa kısa mesajlarının verilebileceği kanaatindeyim. Diğer taraftan Kasım ayı içerisinde S&P tarafından Türkiye'ye ilişkin bir rapor yayınlanması bekleniyor ve bu raporunda belki bir miktar daha yurt dışı tarafa katalizör etki yaratabilir, ama katalizör etki yaratması belki de o bilanço döneminin de o süreç içerisine gelecek olması sebebiyle birlikte baskılı bilançoların açıklanma ihtimalinde yüksek olması belki de bu seyri biraz daha dengeleyecektir diye düşünüyorum. Ama en azından yılın son aylarında bir yukarı yönlü hareket ya da 2025 yılına ilişkin bir faiz indirim mesajının verilmesi durumunda bir yukarı yönlü hareketin olabileceği kanaatindeyim. Biz 9350 ve 10200 seviyesini ne kadar hızlı aşarsak Borsa İstanbul tarafında bu sene gördüğümüz zirve seviyelerde daha da kısa süre içerisinde görebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden en azından bu yıl içerisinde biraz daha 380-420 dolarlı olan hedef yıl sonu beklentileri biraz daha 300 dolar, 320 dolarlı seviyelere revize edildi diyebilirim aslında. Peki Borsa İstanbul özelinde illaki yukarı doğru fiyatlama olacaktır. Yani hiçbir fiyat sonsuza kadar yükselmediği gibi hiçbir endekste fiyat da sonsuza kadar düşmez. Dolayısıyla belli bir noktada yukarı doğru fiyatlamaya başlatacak olan sektörler daha önce bunu gerçekleştirmiş olan sektörler mi olur yani? Yine bankalar, yine işte ulaştırma, ki zaten ulaştırma hala kıpırdanmalar devam ediyor. Yine holdingler mi olur, yoksa yan tahtalara da artık bir zahmet sıra gelir mi diyeyim? Çünkü yan tahta elinde tutan, yani yan tahta hisselerini tutan yatırımcılarımız ve izleyicilerimiz gerçekten haklı olarak da ciddi bir feveran halinde. Bu konuda nasıl yorum yaparsın? Evet, yani yan tahtaları da ister istemez ben katalizör etki olabileceğini düşünüyorum, ama şimdi şöyle de bir şey var. Yani yukarı yönlü Borsa İstanbul tarafı ilk gidecekse bence bunun ilk ışığı holdingler ve bankacılık sektörüyle olacaktır diye düşünüyorum. Bunu söylememin sebebi de zaten bizim 2024 yılındaki ana hikayemiz yabancı yatırımcı hikayesiydi. Ve olası bir faiz indirim döngüsünde şu an belki yüksek faiz ortamında yabancı yatırımcılar borçlanma araçları tarafına olan girişlerini hızlandırıyor. Çünkü oradaki getiri bence onlar için biçilmiş kaftan. Yani getiri garantili bir enstrümandasınız ve enflasyonun üstünde getirisi var. Riskli varlıklardan çıkışların hızlanması çok doğal. Ama neden yılın ilk başlarında girdi derseniz, yine düşük faiz dedik. Ama faizler yükseldikçe, faizler yükselmeye devam ettikçe yabancı yatırımcının da borçlanma araçlarına olan geçişlerinin ne kadar hızlandığını gördük. Yani faiz indirim döngüsünde de tam ters bir konjonktür olabileceğini düşünüyorum. Ve bu ters konjonktürde ise yabancılar bildikleri sularda yüzecektir. Yani holdingler, ulaştırma ve bankacılık tarafıyla tekrardan gelmesi kuvvetle muhtemel bir yabancı yatırımcı ilgisi görebiliriz. Ve bu domino etkisiyle Borsa İstanbul tarafının yukarı yönlü gitmesine sebebiyet verebilir. Bankacılık, ulaştırma ve holdingler tarafıyla gelebilecek bir yabancı yatırımcı olabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan da yurt içi taraftan yani yerli yatırımcı ilgisi belki biraz daha gıda perakende tarafına da yönelebilir. Çünkü şu an için yüksek faiz ortamında biraz daha gıda perakende tarafının da talep esnekliğinden çok fazla etkilenmemesi bence gıda perakende tarafında da potansiyel olduğunu bize ayrıca bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor ki yüksek faiz ortamında ayrıca burada indirim marketlerine olan ilginin artması ve enflasyonun fiyatlamalara yansımasından dolayı gıda perakendedeki ciroların
enflasyonun cirolara yansıtabilmesi o tarafta da hala bir potansiyel olduğunun ayrıca bir göstergesi diyebilirim. Evet efendim, stratejist Çağlar Toros'a değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz efendim. Parotoner programını burada noktalıyoruz ama bir haberle noktalayalım. Yenilenebilir enerjide 2035 yol haritası belli oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 2035'te rüzgar ve güneşte 120 bin megawattlık kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini belirterek yarışma modeliyle her yıl 2000 megawattlık BES ve GES ihalesine çıkacaklarını açıkladı. Program sonrası Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdem Ekotürk'e değerlendirmelerde bulundu. İzliyoruz. Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki 2035 vizyon ve hedefleri ortaya koyuldu. Ancak sizden ilk olarak şu anda mevcut duruma ilişkin bir değerlendirme alabilir miyiz? Türkiye 2000'den 2023'e kadar aslında büyük bir ilerleme kat etti ve bugün sunumda da Bakan Bey'in paylaştığı şekilde bugün 13 bin megawatt'a yakın rüzgar, 18 bin megawatt'ın üzerinde de güneş kurulumuna ulaşmış bir altyapımız var. Bu altyapının 2035 yılında aslında nereye gideceğini bugün Bakan Bey'den dinlemiş olduk. Evet, sunumda özellikle iletim ve dağıtım noktasında kayıpların arttığına ilişkin, bu konuda nasıl telafi edilebileceğine ilişkin bazı çözüm yolları paylaşıldı. Evet. Bunların üzerinden bir kez de sizinle geçebilir miyiz? Şimdi yenilenebilir enerjinin şebekeye entegre edilebilmesi, bağlanabilmesi için en önemli konulardan bir tanesi güçlü bir şebeke altyapısına sahip olmanız. Bunun için de ülkenin her yerine yayılmış her türlü rüzgar ve güneş kaynağının bulunduğu yerde erişilebilir bir şebeke olması gerekiyor. Bakanlığın 2035 projeksiyonuna baktığımız zaman öncelikle mevcut AC dediğimiz alternatif akıma dayalı şebekenin aslında güçlendirileceği ve bunun üzerine de doğru akım DC şebekenin, high voltage DC dediğimiz şebekenin 14 bin kilometrenin üzerinde bir şebekenin 2035 yılı ve sonrasında kurulacağından bahsediliyor. Bunun ne önemi var? Bir, güçlü şebeke daha çok yenilenebilir enerjiyi absorbe edebilecek, bağlantı sağlayabilecek. İki, özellikle DC şebeke, şu anda şebekede gördüğümüz önemli bağlantı sistem kayıpları var. Bu sistem kayıplarının çok az, düşük seviyelere, minimum seviyelere indirilmesini sağlayacak. Dolayısıyla 120 bin megawatta çıkacak rüzgar ve güneş aslında minimum kayıpla şebekeye bağlanabilecek. Peki hem bu sorunların çözümü noktasında hem de genel olarak geliştirilme açısından baktığımızda sektörün dijitalleşme noktasındaki etkileri nasıl oluyor? Dijitalleşmenin sektöre etkileri nelerdir daha doğrusu? Şöyle, dijitalleşme aslında sadece üretimde değil. Dijitalleşme üretimden başlayarak iletimde, dağıtımda hatta son kullanıcıya kadar önem arz ediyor. Bakan Bey bugün bir noktada tüketicinin de sisteme ve piyasaya katılımından bahsetti. Tüketicinin anlık olarak neyi tükettiğini, üreticinin anlık olarak neyi ürettiğini gördüğünüz bir dünyada elinizde veriyle her türlü piyasa mekanizmasını çok daha işler, çok daha verimli hale getirebilirsiniz. Gerçekten öngörülebilir bir piyasa olması ve işler bir piyasa olması, maliyet odaklı piyasa olması için dijitalleşmenin çok büyük önemi var. Son olarak sizce yatırım sürecindeki kapasite yönetimi nasıl olmalı? Şöyle, yatırım süreci aslında bir yandan Enerji Bakanlığımızın ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kapasite arzıyla başlıyor. Daha sonra da bunun izin süreçlerinin gerçekleşmesi, tamamlanması, sonra yatırım. İzin süreçleri Enerji Bakanlığımız bugün üzerine düşeni izin kanunuyla, süper izin kanunuyla yapacağını sadece buradaki salonda olanlara değil dinleyen herkese deklar etmiş oldu. Ondan sonra bu işin finansmanı ile ilgili desteklerini ve planlamalarını onları da arz etti. Bundan sonra yatırımcıya düşen bu düzenlemenin gerçekleşmesini beklemek, ondan sonra da izin süreçlerini ve finansman süreçlerini ilgili paydaşların desteğiyle gerçekleştirmektir. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun canım. Yatırım konusunda işin uzmanına kulak verin. GCM Yatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sundu.